Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sevilen lezzetlerimizden biri olan nohutlu pilav tarifi vermek istiyorum. Tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şimdi hemen malzemelerimize göz atıp tarifimize geçelim. Ben 500 gram tavuk göğsü kullanacağım. Bir büyük su bardağı haşlanmış nohutum var. 2 su bardağı pirinç bir tane soğan ve biraz da tuzumuz var. Şimdi hemen tarifimize geçelim. Öncelikle 500 grama yakın tavuk göğsünü üzerine sıcak su koyarak haşlayacağım. Ve bu tavuğun suyunu da pilavda kullanacağım. Üzerine bir adet soyulmuş orta boy kuru soğan ilave edelim. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Çok fazla tuz atmayalım çünkü suyunu dediğim gibi pilavda kullanacağız. Şimdi tavuğumu haşlamaya bırakıyorum. Tavuğumuz haşlanırken biz de diğer tarafta 2 su bardağı pirinci uygun bir kabın içerisine alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave edip Üzerine ılıktan bir tık daha sıcak su ekleyeceğiz. Çok fazla da sıcak olmasın arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bu sayede pirincin içindeki nişasta tamamen çıkmış olacak. Bu şekilde ara ara hafif hafif karıştırırsanız o içindeki nişastası tamamen çıkacaktır. Bu arada tavuğum haşlanmaya devam ediyor. Bu üzerindeki oluşan bu pütürlükleri bir süzgeç kaşık yardımıyla alırsanız daha güzel olacaktır. Yaklaşık 40 dakikada tavuklarım haşlandı. Eğer düdüklü de haşlarsanız çok daha kısa sürede tabii ki haşlanacaktır. Şimdi bunları uygun bir tabağın içerisine alacağım ve birazdan dideceğim. Bu arada pirincim de yaklaşık 30-35 dakika boyunca ıslandı. Şimdi onu da güzelce arındıracağım nişastasından. Gördüğünüz gibi bembeyaz suyu oldu. Bu tamamen pirincin içindeki nişastadan kaynaklanıyor. Bunu güzelce yıkayıp suyunu süzdürelim. Daha sonra pilavımızın yapımına geçebiliriz. 1 yemek kaşığı dolu dolu tereyağını uygun bir yayvan tencereye alalım. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar da ayçiçek yağı ekleyelim. Ayçiçek yağı eklememizin amacı tereyağının yanmaması için. Yağımız eldikten sonra tamamen yıkayıp nişastasından arındırılmış olduğumuz pirincimizi ilave edelim. Pirinci çok hırpalamadan ve kırmadan alttan yukarı olacak şekilde böyle kaşıkla karıştıralım ve yaklaşık 2-3 dakika boyunca pirincimizi kavuracağız. Güzel bir pilav yapmanın püf noktası öncelikle nişastasından güzelce arındırmak. Sonrasında güzel bir şekilde kavurmak. Bu püf noktalarına uyarsanız sizler de çok güzel böyle tane tane bir pilav yapmış olacaksınız. Evet bu şekilde dediğim gibi alttan yukarı doğru böyle kaşığı daldırarak kavurma işlemine devam ediyoruz. Birazdan böyle tane tane olduğunu göreceksiniz. Artık o aşamadan sonra diğer işlemlere geçebilirsiniz. Benim daha önceden haşlayıp buzluğa atmış olduğum nohutlarım vardı. Onlardan böyle bir büyük su bardağı ekledim. Ve yine aynı yöntemle 1-2 dakika daha nohutla birlikte kavuralım. Bu aşamada dediğim gibi pirinçleri kırmamak çok hırpalamamak önemli. Evet yaklaşık 1-2 dakika boyunca da nohutla birlikte kavurduktan sonra şöyle yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tane tane pinçler ayrıldı ve artık kavurma işlemi bitmiş demektir. Bu arada haşlamış olduğunuz tavuğun suyunu bir süzgeçten geçirin ve sonrasında ocağın üzerine tekrar alın ki soğumasın. Bu aşamada çok az tuz ilave edelim. Çünkü tavuğun suyunda da tuz olduğu için pilava çok fazla tuz atmayalım. Yaklaşık ben bir çay kaşığına yakın tuz attım. Kavurma işlemimiz tamamlandı. Artık suyunu verebiliriz. 2 su bardağı et suyu ve 1 su bardağı da normal sıcak su ekledim. Yani 2 su bardağı pirince 3 su bardağı su eklemiş olduk. Tamamını et suyu da kullanabilirsiniz tabii ki. Suyunu verdikten sonra şöyle bir karıştıracağım ve artık karıştırmayacağım arkadaşlar. Suyunu çekene kadar karıştırmıyoruz. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alıp pilavımızı pişmeye bırakalım. Bu arada tavuklarımız da haşlanmıştı. Onları da şöyle ince ince olacak şekilde ayırıyorum. Yani didikliyorum. Biz öyle diyoruz. Sonrasında pilavımızla birlikte bu tavuğumuzu da buluşturacağız. Evet, hepsini bu şekilde e, dittim e, ve artık e, pilavımı kontrol edebilirim. Suyunu tamamen pilavımız çekti. E, suyunu kontrol etmek için, yani pişip pişmediğini kontrol etmek için, şöyle ortasından bir kaşığı daldırın. Eğer su yoksa artık pişmiş demektir. Altını kapatalım. Üzerine havlu kağıdı kapatıp tekrar kapağını kapatalım ve en az 20 dakika boyunca pilavımızı dinlenmeye bırakalım. Dinlendirme aşaması çok önemli. Pişer pişmez kesinlikle kaşığı vurmayın arkadaşlar. Mutlaka 15-20 dakika dinlenmesine müsaade edin. Pilavımızı alttan yukarı doğru karıştırarak yine bu şekilde çok hırpalamadan karıştıralım ve tencerenin bir tarafına doğru e, toplayalım. Diğer tarafında e, tavuk etini koyacağız. Dilerseniz e, bu aşamada e, tavuğun tamamını içerisine ekleyip güzelce karıştırabilirsiniz. Ben e, ayrı şekilde servis edeceğim için o yüzden böyle tencerenin yanına koydum ve kapağını kapattım. E, pilavın da sıcağıyla şöyle birazcık dinlensin dedim. Sonrasında e, servis aşamasına geçeceğiz. Yaklaşık 10-15 dakikada bu şekilde bekledi ve şimdi hemen servis etmek istiyorum. Öncelikle kasemin içerisine biraz tavuk eti koyacağım. Sonrasında üzerine pilavımı doldurarak ben bu şekilde servis edeceğim. Sizler dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. İsterseniz bir kalıba koyup servis edebilirsiniz veya dediğim gibi tavuğun tamamını pilavın içerisinde karıştırarak o şekilde de servis edebilirsiniz. Evet tabağımı bu şekilde pilavla doldurdum. Gördüğünüz gibi tane tane çok güzel bir pilav oldu. Şimdi hemen servis tabağına çevirerek sizlere pilavımızın son halini göstermek istiyorum. Büyük küçük herkesin çok sevdiği bu lezzeti bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, nohutlu tavuklu pilavımızın son hali de bu şekilde. Ee, yanına salatalık turşusu ve biber turşusuyla ikram edebilirsiniz. Ee, i̇nanın çok doyurucu, yanına farklı bir ana yemek gerektirmeyen sadece bir çorbayla bir öğünü ya da bir iftar menüsünü oluşturabilirsiniz. Üzerine son olarak biraz da karabiber serpiştirdikten sonra artık bu nefis pilavımız servis için hazır. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Pirinçlerimiz tane tane kesinlikle yapışma olmayan çok güzel lezzetli bir pilav oldu. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Ve her zaman bu tarifle yapmak isteyeceksiniz. Bir de sizlere pilavımızın kıvamını gösterdikten sonra artık videomu burada sonlandırmak istiyorum. Hemen sizlere şöyle kaşıkla ne kadar güzel tane tane olduğunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tane tane çok lezzetli, çok güzel bir nohutlu pilav oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tarifle ilgili sorularınız varsa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.